14 Mayıs 1919 gecesi İzmir'de kimsenin gözüne uyku girmez. Yerli Rumlar sevinçten, Türklerse kederden uyuyamaz. İzmir Körfezi'nde bekleyen düşman gemileri 15 Mayıs Perşembe günü karaya asker çıkaracaktır. Haber yayılmaya başlamıştır. Tüm İzmir hazırlık içindedir. Yerli Rumlar düşmanı karşılamak için en güzel kıyafetlerini hazırlarken, Türkler kara yazgılarını değiştirebilmek için Maşatlık'taki protesto mitingine toplanmaktadır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra 12 Ocak 1919 tarihinde yapılan Paris Barış Konferansı'nda işgal kuvvetleri tarafından Batı Anadolu'nun Yunanlılara verilmesi kararı alınmıştır. Mart ayında Yunanlılar yardım getirme bahanesiyle İzmir'e gelerek halkın tepkisini ölçerler. İzmir sokaklarında devriye gezen Yunan askerinin amacını anlayan askerlik şube başkanı Miralay Süleyman Fethi Bey, Yunan askerlerine derhal gemilerine dönmelerini söyler. İstanbul hükümeti İngilizlere çok fazla güvendiği için başlarda İzmir'in Yunan'a verilebileceğine ihtimal vermez. Fakat İzmir valisi ve kolordu kumandanı Nurettin Paşa bu ihtimalin gerçekleşebileceğinin farkındadır ve halkı sürekli bir işgal olabileceği yönünde uyarır. Bu uyarıların neticesinde İzmir'de bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurulur. Ancak Nurettin Paşa işgal kuvvetleri komutanlığına şikayet edilir. Bunun üzerine İngilizler Nurettin Paşa'nın görevden alınması için İstanbul hükümetine baskı yapar ve başarılı olurlar. Görevden alınan Nurettin Paşa'nın yerine İstanbul hükümetinin isteklerine kolayca uyabilecek Kambur İzzet Paşa getirilir. Ali Nadir Paşa da 17. Kolordu Komutanlığı'na atanır. 14 Mayıs günü Vali İzzet Paşa şehrin ileri gelenleriyle bir toplantı yapar ve işgal sırasında Yunan askerine zorluk çıkarılmamasını ister. Bunun üzerine İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi sakalını işaret ederek "Bu beyaz sakalım kanımla kırmızıya boyanabilir fakat alnımda Yunan'ı sükunet ve tevekkülle karşılamanın kara lekesiyle huzuru ilahiye çıkamam" der ve toplantıyı terk eder. 14 Mayıs gecesi Maşatlık'ta mahşer yerini andıran bir kalabalık toplanmıştır. Çoluk çocuk, kadın erkek, herkes oradadır. Mitingin burada yapılmasının sebebi düşmanın kalabalığı görüp kolay teslim olunmayacağını anlamalarını sağlamaktır. Yavaş yavaş güneş doğmaya başlar. Düşman gemileri rıhtıma yanaşırken İzmirliler de gümrük yönüne doğru yürümektedir. Bütün İzmir ağlamaktadır. Rumlar büyük Yunanistan hayaline kavuşacakları için sevinç gözyaşı dökmekte, Türkler de kara yazgıları için ağlamaktadır. Sonunda beklenen olur. Yunan karaya ayak basar. Kordon boyu Yunan bayraklarıyla süslenmiştir. Yerli Rumlar sevinç çığlıkları atarak Yunan askerlerine alkış tutarlar. Ayafotini Kilisesi rahipleri Yunan bayrağı önünde diz çöküp ağlayarak ilahiler söyler. Fener Patrikhanesi'ne bağlı baş din adamı Hrizostomos, şarap, ekmek ve tuzla Yunan askerlerini kutsar ve onlara "Evlatlarım, bugün atalarınızın topraklarını yeniden fethetmekle İsa'nın en büyük mucizesini gerçekleştiriyorsunuz. Ne kadar Türk kanı dökerseniz o kadar sevaba girersiniz. Buyurun ata topraklarınız sizi bekliyor" der. Hrizostomos sadece bir din adamı değildir. Eğitimini Atina'da almış, istihbaratın yürütülmesi için özel yetiştirilmiş bir kişidir. Ayafotini Kilisesi'ni bir örgüt merkezi gibi çalıştırmakta, edindiği bilgileri önce İstanbul Patrikhanesi'ne sonra da Atina'ya iletmektedir. İzmir'in işgalinde de öncelikli görevi yerli Rumları ve Yunan askerlerini Türklere karşı kışkırtmaktır. Yunan Efsun alayı konak yönüne doğru yürümeye başlar. Yunan bayrağını taşıyan teğmen alayın önünde yürümektedir. Alay sarı kışlanın önünden geçerken
Bir anda yeri göğü inleten bir silah sesi duyulur. Rumların sevinç çığlıkları ve alkışları durmuştur. Bir anda büyük bir sessizlik olur. En önde bayrak taşıyan Yunan askerinin kanlar içinde yere yığılmasıyla olay anlaşılır. Gazeteci Hasan Tahsin, bu kepazeliğe bir son vermek için ateşlediği bir kurşunla Yunan bayrağını taşıyan Teğmen'i alnından vurmuştur. Ortalık bir anda yangın yerine döner. Yunan askerlerinin açtığı ateşle Hasan Tahsin oracıkta şehit düşer. Yüzlerce Türk vurulur. Konak meydanı kan gölüne döner. Hükümet işgalden dolayı yaşanacak olayları engellemek için Ali Nadir Paşa'ya subayları kışladan çıkarmaması emrini vermiştir. Böylece şehir savunmasız kalmıştır. Düşman Sarı Kışla'yı basar, yarım saat ateş altında kalan Sarı Kışla, Ali Nadir Paşa'nın elinde beyaz bayrakla dışarı çıkmasıyla teslim olur. Süleyman Fethi Bey'in de aralarında bulunduğu silahsız askerler Yunan'a teslim olmazlar ve kışlada kalmayı tercih ederler. 15 Mayıs sabahı Sarı Kışla'ya gitmek için hazırlanan Süleyman Fethi Bey'in eşi Fatma Latife Hanım, söylentilerden dolayı eşinin gitmesini istemez. Süleyman Fethi Bey, ben askerim. Böyle bir günde gitmeyeceğim de ne zaman gideceğim? Diyerek bir daha dönemeyeceğini bilmeden evden ayrılır. Sarı Kışla'ya gider, odasına çıkar, kısa bir süre sonra Yunan askeri Sarı Kışla'yı basar. Doğruca Süleyman Fethi Bey'in odasına girerler. Odada bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırtarak yere atarlar ve üzerine basarlar. Süleyman Fethi Bey, mukaddesata yapılan bu saygısızlığa tahammül edemez ve Yunan askerine bir tokat atar, ilk süngü darbesini burada alır. Daha sonra Yunan askerleri Süleyman Fethi Bey'i ve kışlada kalan diğer subayları dışarı çıkararak "Zito Venizelos!" yani "Yaşasın Venizelos!" diye bağırmalarını isterler. Süleyman Fethi Bey düşmanın gözlerinin içine bakar ve "Kahrolsun Venizelos!" der. Süngü darbeleri devam eder. Düşman karşısında dimdik duran Süleyman Fethi Bey tam 22 süngü darbesi alır. Kanlar içinde yere yığılır, kaldırıldığı hastanede şehit olur. Yunan askeri tarafından esir alınan Türk subayları, Körfez'de demirli bulunan düşman gemilerine götürülürler. Burada türlü işkence ve hakaretlere maruz kalırlar. Esir alınan subaylar birkaç gün içinde Mudanya'ya sevk edilir. Yunan askeri çıldırmış gibi şehri yağmalamaya, evleri soymaya, ırz ve namusa kastetmeye başlar. Kadın çocuk dinlemeden önlerine gelen herkesi süngüleyerek öldürürler. İzmir'de yaşanan bu vahşet tüm yurtta büyük bir üzüntü yaratır ve tüm yurtta protesto amaçlı mitingler yapılır. 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Paşa ordularıyla İzmir'e girene kadar Türkler için İzmir'de güneş doğmaz. Süleyman Fethi Bey, Balkan Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaşmış, birçok madalyası bulunan başarılı bir askerdir. İşgal ihtimaline karşı yerli Rumların tutumuna olan tavrından dolayı da Rumların ve kilisenin dikkatlerini üzerine çekmiştir. İşgal günü de yerli Rumlar tarafından düşman askerine hedef gösterilmiştir. Süleyman Fethi Bey, onurlu bir Türk askeridir ve Türk askerinin onurunun çiğnenmesine izin vermemiştir. Son ana kadar düşmanın karşısında şerefli bir asker olarak şehit olmak pahasına dimdik durmuştur. Ruhu şad olsun.